Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar Türkiye'nin özellikle NATO'dan çıkışının yavaş yavaş ciddi bir şekilde konuşulması şart olmuş. Biz zaten bunu uzun zamandır NATO'nun Türkiye'ye karşı zararlarını anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Yani her fırsatta Neyi sayalım ki Türkiye'deki yapılan darbelerden tutun da Türkiye'nin uluslararası alanda attığı adımların hepsinin karşısında bir NATO engeli görüyoruz. Yani S-400'ler konusunda bir NATO engelini gördük. Efendim bakın F-16'ları vermiyorlar sürekli oyalıyorlar güya NATO ülkesiyiz. O da yetmezmiş gibi, o da yetmezmiş gibi NATO, NATO Türkiye'ye karşı olan terör örgütlerine inanılmaz derecede bir şemsiye altına almış durumda efendim PKK, PYD'si, YPG'si açık açık yani bunu artık gizlemiyorlar. Tırlar dolusu silahlar gönderiyorlar. Yani bunu Amerika yapıyor ama NATO bünyesinde de yapılan NATO'ya üye ülkelerin de yaptığını görüyoruz. NATO da işin içine dolaylı yönden girmeye çalışıyor ki giriyor. Bu da çok net bir şekilde görünüyor. Şimdi sevgili dostlar Türkiye acilen buradan söyleyelim NATO'dan çıkış hususlarını dile getirip bununla alakalı çalışma başlatmalıdır. Çünkü biz çıkana kadar bak adamlar onu yapıyor şimdi. Bizi atmak için planlar yapıyorlar. Bakın Michael Rubin bir ayağı efendim eee Pennsylvania'da, bir ayağı Pentagon'da olan, derin Amerika'nın önemli bir ismi Michael Rubin tam bir Türk düşmanı, Türkiye düşmanı. Bakın geçenlerde bir açıklama yaptı NATO konusunda. Biz diyor İsveç'in bakın İsveç'in NATO'ya alınması konusunda niye Türkiye'nin diyor keyfini bekliyoruz, kararını bekliyoruz. Gerekirse diyor Türkiye'yi NATO'dan çıkartalım. Hani bunun ne kadar elzem olduğunu gösteriyor yani Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım ifadesinin dahi ikrar edilmesinin dahi konuşulduğu bir zamandan geçiyoruz. Adamlar Türkiye'yi çıkarmakla da üstü kapalı tehdit ediyor. Üstü kapalı diyorum ki aslında çok net tehdit ediyor yani bu görünen bir husus. Şimdi biz bunları kabullenmemeliyiz. Zaten Rusya işin tehlikenin boyutuna vardığı için nereye vardığını gördü tehlikenin boyutunun. Türkiye ile stratejik bir anlaşma yaptı. Bakın çok önemli. Rusya, Türkiye'deki bunu da Yunan basını gösteriyor. Şimdi Bunu da Yunan basını söylüyor. Türkiye'nin e Rusya Türkiye'deki kritik NATO tesislerinin yanına füze ve radar sistemi kuracak. Bakın Rusya daha ne yapsın? Yani Türkiye ile kadersel anlamda çok büyük bir işbirliği yapmış durumda. Hem emperyalizme karşı hem de global monarşiye karşı hakikaten Ruslar bakın diyor ki Ruslar burada merak etme diyor Türkiye. Onlar seni NATO'dan atsa dahi ne incirlik ne kürecik ne de diğerlerini hareket ettirmeyeceğiz. Hareket kabiliyetini sıfırlayacağız. Mehmetçik orayı gelecek efendim oradaki NATO üstlerine el koyacak. Çok net çok net bir şekilde söylüyorum. Yani bu çok çok önemli. Yani emare. Bir Türkiye için emare. Bakın Avrupa'da Avrupa'da Avrupa halkları uyanmaya başladı. Çok net bir şekilde görüyoruz ki son zamanlarda NATO karşıtı eylemler artmış durumda. Yunanistan'da bile NATO eylemi yapıldı ya NATO karşıtı. Şimdi Avrupa'yı çok zorlu bir kış bekliyor ya. O kış çerçevesinde emin olun NATO bakın NATO yönlü eylemler devam edecek. Ve hatta iddia ediyorum. Yönetimsel anlamda Avrupa'da çok büyük değişiklikler olacak. Çünkü bu iş böyle gitmez. Yani mum yakan, odun stoklayan, ısınmayı efendim en aza indiren, onu yapan, bunu yapan enerji tasarrufu adı altında. NATO'nun boyundurluğunda, işte NATO'nun o efendim tasmasında devam eden, Rusya'ya karşı hareket eden Avrupa zararı gördü. Aslında o Ukrayna Rusya savaşında herkes ne diyordu? Rusya tuzağa düştü. Hayır kardeşim biz ne dedik? Avrupa tuzağa düştü. Bu çok net görüldü. Avrupa tuzağa düştü tuzağa düşmese bakın şimdi Avrupa'nın durumuna şöyle bir bakın nasıl tuzağa düştü lan hadi gelsin bakayım NATO Amerika Avrupa'yı ısıtsın Avrupa'ya doğal gaz aktarsın hadi bakalım Putin ne yaptı kardeşim dedi ben Türkiye'ye bir doğal gaz merkezi kuralım dedi ya Türkiye'ye benimle anlaşmak isteyen varsa Önce Türkiye ile anlaştı. Direkt Sayın Cumhurbaşkanı da talimat verdi. Şu an Trakya'da bununla alakalı uygun yer aranıyor. Ya bunlar çok önemli gelişmeler. Bununla alakalı uygun yer aranıyor. Ya bunlar çok önemli gelişmeler. Bir kaşık suda boğarlar. NATO'yu NATO. ya NATO'yu gözünüzde büyütmeyin. Ya Macron bunların küreselcilerin parlak çocuğu Macron bile ne dedi geçtiğimiz aylarda? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Daha ne diyecek ya Macron? Daha ne desin yani? Hakikaten de öyle. yani NATO'nun beyin ölümü çok net bir şekilde. Çünkü şirazesi kaymış bir biçimde Rusya ve özellikle Avrasya'daki bu enerji kaynaklarına gözünü dikmiş bir şekilde saldırmaya çalışıyor. Yani şimdi burada ne burası Orta Doğu, Avrasya coğrafyası ne de efendim Balkanlar veya diğerlerine benzer. Aha buradan da söylüyorum. Avrasya NATO'ya mezar olur. Onu da söyleyelim. Tabi Avrasya sadece Rusya'dan ibaret değil. Türkiye de burada çok önemli bir yerde. Türkiye'ye karşı da bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu da önemli. Sevgili dostlar yine Baltık'ta NATO'nun çok önemli bir Baltık planı var. Baltık denizinde özellikle... Geçenlerde bir birkaç gün önce çok önemli bir kriz yaşandı. Orada NATO bünyesinde görev yapan gemilerin yakınına kontrolsüzce yaklaşan Rus uçakları NATO'da çok büyük panik yarattı. NATO bunu bir tehdit olarak gördüğünü söyledi. Halbuki bakın Baltık'ta daha önceleri iki taraflı çok önemli tatbikatlar yapılmıştı. Hem Rusya önemli tatbikatlar yaptı hem de Amerika Birleşik Devletleri, NATO vesaire. Şimdi bu tatbikatların amacının çok net bir şekilde savunma değil, taarruz olduğu açık. 100.000'den fazla NATO askeri bu Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da sadece bir savunma için burada beklemiyor. Bir taarruz tatbikatı hep yapıyorlar sürekli ve Rusya'ya karşı da bir taarruz planı var. Bu çok net, açık ve net görülüyor. Son zamanlarda dikkat ediyor musunuz? Türkiye'ye karşı niye bu kadar çok baskılar? Finlandiya ve İsveç'in NATO alınması, NATO'ya alınmasıyla alakalı? Stoltenberg Kasım ayının başında biliyorsunuz efendim Türkiye'ye geldi, görüşmeler yaptı. Sonra 8 Kasım'da İsveç'in yeni seçilen efendim başbakanı Kristersson geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ile birkaç görüşme yaptı önemli. Şimdi ısrarla NATO'da ve NATO bünyesindeki ülkelerin de ufaktan ufaktan Türkiye'ye karşı böyle bir baskı yapmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü bir an önce Baltık planını devreye almaya çalışacaklar Rusya'ya karşı. E Türkiye'de bu konuda uyanık olmalı. Avrasya'daki ve Asya'daki kazanımlarından asla ve asla vazgeçmemeli. NATO'nun bize hiçbir faydası yok. Hele ki Batı'nın faydasından çok zararlarını burada sayarsak video herhalde sabaha kadar bitmez. E, bu da çok önemli. Bunu da dikkat edelim diye düşünüyorum. Türkiye alternatifsiz değil sevgili dostlar. Bakın Türk Devletleri Teşkilatı'nın Semerkant zirvesinde Semerkant bildirisinde yayınlanan üye ülkelerin ortak savunma gücü kurma konusunda attığı adımlar takdire şayan. Çok çok önemli. Yani e, Özbekistan parlamentosunda yine alınan karar var. Bakın daha yeni birkaç gün önce alındı. Nedir bu? Özbekistan Senatosu onayladı. Türkiye-Özbekistan askeri işbirliği çerçeve anlaşmasının kabul edilmesine ilişkin yasa onaylandı. Çok çok önemli. Yani Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını da gösteriyor. Hani birileri bizi F16 ile tehdit ediyor. Güya NATO ülkesiyiz ama efendim NATO ülkesi olarak F16 alamıyoruz. Hala tehdit ediliyoruz. Verelim, vermeyelim. Vereceğiz, vermeyeceğiz. Ha verdik, ha vereceğiz. Ya bu kadar oyalamanın çok net bir şekilde Türkiye'ye karşı bir saldırı planı olduğunu, Türkiye'nin de bunları almayı almaması gerektiğini bildikleri için sürekli bizi oyalıyorlar. Ne zamana kadar o saldırı yapılana kadar. Türkiye ne yapacak? Zaman kaybetmeyecek. Türk devleti bakın İngiltere kapılarını açtı. Eurofighter'ları Türkiye'ye verme konusunda taahhütlerini söyledi. Sadece o da değil ya. Rusya bak patriotları vermediler. Rusya'dan s 4 aldık. Çok faydalıydı. Şimdi Rusya'dan Su-35'leri, Su-57'leri alabiliriz. Yani bunlar çok çok önemli. Bunlar gündeme gelen sadece birkaç öneri. Bu öneriler daha da çeşitlendirilebilir. Türkiye bu adımları geç olmadan atmalı. F16'lara bağımlı bir ülke değiliz. Bunu bir kere ortaya koyalım. Bunları söyleyelim. Şimdi çok çok önemli bir gelişme daha var. 5 e, uçak gemisiyle Atlantik ve Akdeniz'de NATO çok büyük bir tatbikata hazırlanıyor. Çok geniş kapsamlı bir tatbikat sevgili dostlar. Tabii biz bu videoyu çekerken hazırlanıyor diyoruz. Videonun ne zaman yayınlanacağını bilmediğimiz için montajı vesaire Belki de biz bu videoyu çektiğimizde o tatbikat yapılıyor olur. Bakın bu tatbikatı da size duyuralım. Fransasından tutun İtalyasına kadar, Almanyasına kadar çok çok önemli donanma gemilerinin de olduğu bir tatbikat. Öyle bir şey ki bakın dünyanın en büyük savaş gemisi olarak bilinen USS Gerald Ford gemisi de bu tatbikata katılıyor. Akdeniz'deki bu önemli tatbikat bizi de yakından ilgilendiriyor. Artık NATO'da o kadar filan varız ki varın gerisini siz düşünün haber bile vermiyorlar. Şu Polonya'ya biliyorsunuz geçenlerde füze düşmüştü ya hemen bizdeki Amerikan severler, NATO severler cemiyetinin üyeleri çıktı ibrikçi başı gibi küresel efendim o şeyleriyle, düşünceleriyle çıktı dedi ki Rusya'nın füzeleri. Ya Bunak Biden bile çıktı açıklama yaptı dedi ki yok dedi Rusya füzesi olduğu şüpheli yani kesin değil. O bile bunu derken bizdekiler kraldan çok kralcı olmaya çalışıyor. G20 zirvesinde Polonya'ya atılan bu füze hususunda hemen mini bir NATO toplantısı gibi bir husus yapıldı. Böyle ülkeler toplandı Fransa'sı, Amerika'sı, Almanya'sı falan. O toplantıya Türkiye çağrılmadı. Yani daha ne demeleri lazım bize? Diyor ki Türkiye kardeşim biz seni kayla almıyoruz. Sen diyor buradasın diyor tamam sen Sayın Cumhurbaşkanı burada ama çağırmadı. Cumhurbaşkanı. Sözde NATO toplantısı. NATO ile ilgili bir şey konuşuyorlar. Ama Türkiye yok. Ben de diyorum ki artık ciddi ciddi NATO'da olmamızın, Cumhuriyet'in şu 100. yılına geldiğimiz şu zamanlarda ciddi ciddi konuşulması lazım. NATO'da Türkiye'nin bakın NATO'nun Türkiye'ye hiçbir faydası yok. NATO bizim sırtımızdaki bir kambur. Uluslararası alanda attığımız her adımın karşısında bir NATO engeli var ya. Yani bunları görmememiz lazım sevgili dostlar. Yani aynı NATO NATO bünyesinde Dede Ağaç'a karargah kuruyor. Yanuli karargahı. Buraya asker sevkiyatı yapıyor. Yunanistan'a silah destekleri veriyor. O da yetmiyor. Türkiye'ye karşı kim varsa onların yanında oluyor. Hala biz NATO'da şöyle etkiniz böyle etkiniz. Bak birileri diyordu yani Finlandiya İsveç'te bak ne kadar önemli işte biz vardık oyaladık bak durdurduk. Ne durdurması ya adamlar diyor ki kardeşim İsveç Finlandiya girecek bitti. Kabul etmiyor musun seni o zaman çıkarırız. Çıkarmak da tehdit ediyor. Michael Rubin'in açıklamaları o. Yani bu hususları görmemiz lazım. NATO çok açık bir şekilde gözünü Avrasya'ya ve Asya'daki bu zenginliklere dikmiş. Yine söylüyorum. Buradaki zenginlikler bakın onları böyle cezbedebilir ama çok net bir şekilde söyleyebilirim ki NATO biraz daha böyle bu çılgınlıklarına devam ederse yani bu çılgınlıkları dediğim Rusya'ya karşı bir saldırı planı var. Bu saldırı planına kalkışırsa Avrasya NATO'ya mezar olur. Çok net ortada bir Ukrayna hususunda Avrupa cayır cayır bakın orada donuyor. Donuyor şu an net bu saldırı sonu konusunda Avrupa için içinden çıkılmaz bir hal olur. Tahıl koridorundan tutun da pek çok şey hemen sekteye uğrar. uğrar. E tabi bu da çok çok önem teşkil ediyor. Bunu da özellikle söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Biz bunu söylediğimiz zaman bize efendim işte hocam çok Rusya yanlısı yorumlar yapıyorsun, çok bilmem şöyle yapıyorsun kardeşim. Rusya'nın nasıl destek olduğunu az önce anlattım. Bu ne demek ya? Hangi ülke bunu yapar ya? Kritik NATO tesislerini, Türkiye'deki NATO tesislerinin yakınına füze ve radar sistemi kuruyor ya. Önlem alıyor. Bu şekilde bir önlem. Türkiye ile beraber adım atıyor ya. Her fırsatta Türkiye'nin bakın söyledikleri Rusya'nın söyledikleri çok çok önemli stratejik bir işbirliği yapılmış durumda. Biz bunu NATO'da 1952'den beri NATO'dayız. NATO'da biz bunu göremedik böyle bir işbirliğini. O yüzden bunu söyleyeceğiz sevgili dostlar. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Bunları söyleyeceğiz. Bu çok net. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.